Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkisi siyasi ve ekonomik alanlardan kültürel ve eğitim alanlarına kadar geniş bir çerçeve içeriyor. Ve bu bağlamda Balkan üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasındaki akademik işbirliği hem bölgenin gelişmesinde ve hem de kültürler arası yakınlaşmada olumlu rol oynuyor. Balkan ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin yapıcı şekilde ilerlemesi akademik camiayı da etkiledi. Bu olumlu yönde gelişen etkileşim, üniversiteler arasında işbirliğini canlandırdı. Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusu üniversiteler arası işbirliğinin artmasında da olumlu rol oynadı. Üniversiteler arasındaki işbirliği, Türkiye'nin Balkanlarda bir barış kuşağı oluşturmaya yönelik vizyonunun hayata geçirilmesinde hayati rol oynuyor. Balkan ülkelerinden binlerce öğrenci Türkiye'deki üniversiteleri tercih ederken, Türkiye'den de önemli sayıda Türk öğrenci de Balkanlardaki üniversitelere gitti. Türk öğrencilerin ilgi gösterdiği üniversitelerden biri ise Sofya'daki Teknik Üniversite'ydi. 1995 yılından bu yana çok sayıda Türk öğrenci bu üniversitede eğitimlerini tamamladı. Sofya Teknik Üniversite Makina İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lubomir Dimitrov, Türk öğrenciler için Türkçe tanıtım kılavuzları hazırladıklarını söylüyor. Sofya Teknik Üniversitesi, ülkemizde mühendislik eğitimi veren en eski ve büyük üniversitelerden biri. Geçen yıl kuruluşumuzun 70. yılını kutladık. Çok sayıda Türk öğrenciyi de mezun edip gönderdik. Türk öğrenci sayımız geçmişte daha çoktu. Fakat orada birçok özel üniversite açılınca sayıları azaldı. Şu an Türkiye'den 500'e yakın öğrencimiz var. Önceki yıllarda sayıları 1200'e ulaşıyordu. Onlar için Türkçe tanıtım kılavuzu da hazırladık. Türkiye'deki üniversitelerle Balkan üniversiteleri arasında birçok alanda ikili işbirliği protokolleri imzalandı. Bu protokoller ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek, sempozyum, konferans ve kongre gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, öğretim ve araştırma elemanları değişimi, Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları, akademik araştırma verileri ve teknik materyal değişimi gibi birçok alanı kapsıyor. Akademik işbirliğinin gelişmesi sonucunda Balkan Üniversiteleri ile ülkemiz üniversiteleri arasında karşılıklı olarak Balkan dilleri ve edebiyatlarıyla Türkoloji kürsülerinin kurulması gibi olumlu gelişmelere sebebiyet verdi. Öte yandan bazı Balkan Üniversitelerinde Türkçe eğitim veren bölümler açıldı. Bu üniversitelerden biri ise Kosova'daki Prizren Üniversitesi. Prizren Üniversitesi bünyesinde de Türkçe eğitim veren 3 bölüm bulunuyor. Prizren Üniversitesi Türkiye'de birçok üniversiteyle de işbirliği yapıyor. Prizren Üniversitesi Türkçe Bölümü Koordinatörü Dr. Soner Yıldırım, Türkiye'deki üniversitelerle yakın mesai içinde çalışmaktan son derece memnuniyet duyduklarını vurguluyor. Prizren Üniversitesi'nin 2010 yılından kurulmasından itibaren bu ikili işbirliklerimiz bayağı bir artmış durumda Türkiye'deki üniversitelerde. Yani şu anda 25'in üzerinde Türkiye'deki üniversite işbirliklerimiz devam ediyor. Bunların arasında işte İstanbul Üniversitesi, Marmara, Trakya Üniversitesi olsun, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir, yani bunun gibi üniversitelerle işbirliklerimiz devam ediyor. En son işte Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile öğretmenlere, burada çalışan Türk öğretmenlerine hizmet içi eğitim semineri verildi. Bu da bu ikili işbirliği sayesinde, yani Prizren Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi ortaklaşa, Hasan Kalyoncu ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdik. Bunun dışında Erasmus ve Mevlana programları da bu üniversitelerle imzalamış durumdayız. Yani bu Erasmus ve Mevlana ile öğrenci ve öğretim görevlilerinin değiş tokuşu oluyor. Geçen dönem işte 6 öğrencimiz Anadolu Üniversitesi'ne ve Niğde Üniversitesi'ne gidip bir dönem Erasmus'la orada bir dönem eğitim öğretim görüp tekrar geriye döndü. Onun dışında Balıkesir Üniversitesi ile yüksek lisans doktora öğrencilerimizi gönderiyoruz. Orada eğitim alıp tekrar buraya gelerek buradaki eğitime destek olmaları amacındayız. Son hazırlık aşamasında da şu anda Tekirdağ ve Uludağ Üniversiteleri ile ikili anlaşmalı hazırlıklarını yapmış durumdayız. Sadece imza aşamasına kaldı. Trakya Üniversitesi ile önümüzdeki ay konferansımız olacak. Hani bunun gibi işbirliklerimiz, seminerler, konferanslar olsun, öğrencilerin gidip gelmesi, öğretmenlerin gidip gelmesi, hocaların gidip gelmesi, bunun gibi işbirliklerimiz devam ediyor ve çok memnun oluruz bu gibi işbirliklerinden. Çünkü uluslararası işte tecrübe, kültür olsun, öğrencilerimiz orada gidip görüyorlar, deneyim elde ediyorlar. Ondan sonra geri gelip buradaki öğrencilere, topluma yararları dokunuyor.
Öte yandan Yunus Emre Enstitüsü, Balkanlarda Türkçenin yaygınlaşması için faaliyet gösterirken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da Balkanlarda eğitim alanında birçok projeye imza attı. TİKA, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yürüttüğü projeler çerçevesinde Balkanlardaki üniversitelerde yaklaşık 30 Türkoloji kürsüsünün desteklenmesine ve kurulmasına katkı sağladı.